Merhabalar arkadaşlar, ben Mr. Nuri. Kanalıma vlog atmayalı çok uzun zaman oldu. Bundan böyle kanalıma vlogları daha bir öne çıkartmaya çalışacağım. Vloglara daha bir önem göstereceğim. Ama şu an tabii pandemi dönemimizde olduğumuz için kapalıyız. Bilmeyenler için söylüyorum. Ben Yunanistan Gümüşhane'de yaşıyorum. Şu an burası pandemiden dolayı kapalı. Sokağa çıkma yasağı yok ama aslında sokağa çıkma yasağı var. Gece saat 10'dan itibaren 10 ve sabah 5 arası sokağa çıkma yasağı var burada. Şu an yine var sokağa çıkma yasağı ama dışarı izinle çıkabiliyoruz. İzin alıp atıyorum eczaneye mi gideceğiz? Cep telefonundan bilgilerinizi yazıp bire gönderiyoruz. Atıyorum yaşlı bir babaanneniz, anneanneniz, neyiniz varsa eğer ona bakıma gidecekseniz eğer yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4'tü. İşte spor yapmak isteyenler için de 6 numaralı şıkkı seçip mesaj atıyoruz. Şu an ben de spor yapıyorum. Yürüyüşe çıktım. Temiz hava. Tabii güneş yok ama var. Pandemi döneminde en iyi yapılacak iş spordur. İstediğim yerim spordur. Bolca vaktimiz var. Yapacak bir şey yok. Zaten normal günlerde otururken hep kilo aldık. Zaten kiloları atmak zorundayız. Artık burada Yunanistan'da herkes aşıyı bekliyor. Tabii herkes demeyeyim. Ya şimdilik duyduğum birçok kişi aşıyı yaptırmayacağım falan diyorlar. Vallahi ben bir zaman sonra ben de herkes gibi yaptırmak zorunda kalacağım. O yüzden aşıdan dolayı korkum yok. Aşı olmak zorundayız. Bazı kesimlerin teorilerine kesinlikle katılmıyorum. Yok çip takılacak, yok bilmem ne falan. Boşverin abi. Zaten bize çipi takmışlar. Şu an mesela bu kaydı telefon ile alıyorum. Ya merak edenler belki olursa şu an bu kaydı Xiaomi Redmi 8 ile alıyorum. Eğer bu video beğenirseniz eğer bundan sonra videolarım, vlogları profesyonel kameramla çekmek istiyorum. Bakacağız bakalım. Ya Mehmet Çevin dediği gibi bakacağız. Burada Yunanistan'da saat gece 10'dan 5, sabah 5'ine kadar sokağa çıkma yasağı olduğu için saat 9'dan sonra evlerimize kapanıyoruz. Ve otomatik televizyon, YouTube vesaire izlemek zorunda kalıyoruz. Aslında normalde televizyon izlemem ama şu an izlediğim program MasterChef. Hem bir şeyler öğreniyorum yemek yapmakta hem de ailece vakit geçiriyorum. Bu aşılar fakat bir an önce geldi de aşı yaptırsak ve normal hayatımıza geri dönsek. Yani umuyorum inşallah en kısa zamanda aşılarımız olup normal hayatımıza geri döneceğiz. Normal yaşantımıza. Şu an ümidim şu pandemiden kurtulup bir Yunanistan turu yapmak ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunanistan sadece Atina ve Selanik gibi şehirlerden oluşmadığı gibi biliyorsunuz tarihi bir geçmişi de var. Yani gezmek isteyenler için güzel bir yer, güzel bir ülke. Biliyorsunuz zaten Yunanistan'da Osmanlı'dan kalma da çok eserler var. Ya biliyorum şimdi bu videoyu izleyenler kesinlikle soruyordur. Sen abi Yunanistan'da yaşadığın için peki sen nesin? Yunan mısın? Türk mü? Müslüman mısın? Neysin? İslam mısın? Ben abi elhamdülillah Müslümanım. Türk'üm. Aslında bu konu biraz burada Yunanistan'da tartışmalı bir konu. O konuya pek fazla girmek istemiyorum. O konuyla ilgilenecek olan kişiler milletvekillerimiz var. Avrupa milletvekilleri var. Her neyse. Bilmeyenler için konuyu kısa olarak anlatmak istiyorum. Biz burada Lozan Anlaşması'yla birlikte Yunanistan'a bırakılan bir azınlığız. Yani normalde şimdi tabii aramızdan bazı şehirlere, bazı ülkelere çalışmak için göç edenler var, gidenler var. Normalde biz burada 150 bin civarında bir azınlığız. Her neyse. Bu konuları geçiyorum. Dediğim gibi amacım ilk önce yaşadığım ülkeyi bir turlamak istiyorum. Ondan sonra ikinci amacım Türkiye'mizi turlamak. Artık dediğim gibi Mehmet Şef'in dediği gibi bakacağız. Tabii burası Balkanlar oluyor. Ya Balkanlar dediğimizde Batı Sakya, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, başka Bosna, Hersek, işte efendim Hırvatistan falan böyle. Abi şimdi size muhteşem bir görüntü göstereceğim. Yok böyle bir görüntü. Şuna bakın.
ufaktan bu videoyu fazla uzatmadan kapatmak istiyorum. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz ve videoların devamını gelmesini isterseniz lütfen ama lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Ben sevdiğim oyunları paylaşmasını severim. Ben yayıncı değilim ama mesela CSGO, PUBG gibi oyunları oynamasını severim. İçinizde PUBG oynayanınız varsa eğer, beraber oynamak isterseniz eğer beraber oynayabiliriz. Tabii şimdi burada üniversitemde lockdown, yani yasak var. Gece saat 10'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı var. Yani ona kadar, yani Türkiye saatine göre saat 11 oluyor. Saat 23'e kadar yani beraber oynayabiliriz. Benimle iletişime geçmek isterseniz ya, yani oyun oynamak isteyenler için PUBG kullanıcı adını veya Steam kullanıcı adını yorumlara bırakabilirsiniz. Ben sizinle iletişime geçeceğim. Neyse, fazla konuştum biraz ya. Normalde şu an ben spor yaparken maske kullanmıyorum ama normalde gündelik şu anki ajantımızda herkes maske kullanmak zorunda. Hem içeride hem dışarıda. Evet arkadaşlar, son videoyu kapatmadan önce son bir dipnot düşmek istiyorum. Lütfen kurallara uyalım pandemi döneminde. Gerçekten zor. Ben bu hastalığı geçirmiş olanlardan dinledim. Hani bir abi var ya, röportajda belki izlemişsinizdir. Diyor ya, tornavidayla sanki beynimi deliyorlar. Aynen öyle diyorlar abi. Felaket. Bir de üstelik herhangi bir tanıdığınız bir arkadaşınız kimse yanınıza giremiyor. Düşünsenize, siz onları merak ediyorsunuz, onlar sizi merak ediyor. Acaba ne yaptı, yaşadı mı, kaldı mı, yaşıyor mu, öldü mü? Ya bir de zor yani, düşünsenize. Kendinizi bir test edebilirsiniz. Çok değil ya, bir kova suya su koyup bakalım içinde kaç dakika kalabilecek. Eminim bir dakikadan fazla kalamazsın. Kimse kalamaz. Tabii kalanlar var, onları karıştırmayalım. Nefes darlığından bahsediyorum. Zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Lütfen kendimizi koruyalım. Kendimizi ve çevremizi korumak için maske ve mesafeye kurallara uyalım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlog videomda görüşmek üzere. Söyleyemiyorum, konuşamıyorum da. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Lütfen hoşça kalın. Bakacağız. Yardım beni.